Bursa'da da çok değerli spor adamları var. Olay şu aslında. Hepsini bir araya getirseniz ya da tek tek görürseniz herkes aynı şeyi anlatır. Kurtuluş reçetesi aslında önce liyakat, çalışma ve programlamadan geçiyor. Tabii bunun maddi tarafı da var. Zaten en büyük bocalanan yer Bursaspor'un yaşadığı en büyük sıkıntı maddi anlamdaki çıkmazda olması. Sportif anlamda da herkes masada hemen hemen aynı şeyleri söyler. İşte altyapı çok önemli. Proje üretmek lazım. Sahaya bunu yansıtmak lazım. İşte yetiştirdiğimizi satıp dönmemiz gerekiyor. Bir de bir yandan da başarılı olmamız gerekiyor. Yani %90 söylenecek, duyacağınız cümleler bunlar olur. İşin koptuğu nokta şurası. Bunu masanın başında herkes anlatabilir. Ben kendi kulübümde de bunu yaşıyorum. Masanın üzerine bir program koyuyoruz. Bu program çok değerli bir program. Ama bunu hayata geçirmek ve sahaya, reel tarafa geçirebilmek bir kabiliyet istiyor. Bu kabiliyet noktasında biz maalesef ki bugüne kadar çok doğru insanlarla çalışamamışız demek ki geldiğimiz nokta bu. Bundan sonrasıyla alakalı orada görev alacak arkadaşlar biz oluruz veya X isimler. İsimler hiç önemli değil. Değerli projeler sunup reale bunu geçirmeleri gerekiyor. Yani masada kalmaması gerekiyor. İşte bizim bir keles projesi vardı. Yıllardır olmadı. İşte futbol koleji vardı. Bursa Spor Koleji kurulacaktı. Yıllardır kurulmadı. İşte pilot takımlar yapılacaktı. Denendi, yapıldı ama başarılı olmadı. Çünkü hep bir işleme geçiş noktasında bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı aşabilecek kahramanlara ihtiyacımız var. Bu kahramanlar buradan çıkar mı? Çıkar. Dışarıdan bu işleri yapacak kişiler bulunur mu? O da bulunur. Ama bunun arkasında durabilecek bir anlayış olması gerekiyor. Sürekli yönetimin değiştiği, sürekli yapının değiştiği, sürekli sıkıntılı süreçlerin yaşandığı bir ortamda kimse bunu başaramadı maalesef. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Kısa bir dönemde olsa Bursaspor'da sportif direktörlük görevini üstlendim. Oradaki sıkıntıları biliyorum. Yapılması gerekenleri de kendi çapımızda biliyoruz. Ama bunu gerçekleştirmek için gerekenleri sabırla ve uzun vadeli planlamayla yapmanız gerekiyor. Tahsin Hoca'yla maalesef ki yollar ayrıldı. Onu eleştirecek kişi ben değilim ama şu yapıyı eleştirmek istiyorum. Çok çabuk insan öğütüyoruz biz Bursa'da. Kendi değerlerimize biraz daha fazla sahip çıkmamız lazım. İşin bu tarafı. Ama öbür tarafından da oturup görev bekleyip bir şey üretmeden ben yaparım diyen de çok insan var. O insanlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ya Özlüce projesi bu yıllardır duyuyoruz bunu ama Bursaspor'a ait olmayan bir yerden bahsediyoruz. Siyasi olarak bu Bursaspor'a verilir mi, verilmez mi? Ben siyaseti çok bilen bir insan değilim. Orada işlerin nasıl yürüdüğünü de çok iyi bilmiyorum. Ama Bursaspor'un kurtuluşu maddi anlamda çok çok önemli. Çünkü bugüne kadar gerçekten sömürülmüş bir yapının içindeyiz. Çok ciddi bir borç var. Bir de sportif başarısızlık var. Yani borca girersin ama sportif taraftan seni tatmin eden bir döngüye sokarsın işi anlaşılır. Ama hem maddi çöküntü hem de sportif taraftaki çöküntü bizi bu noktaya getirdi. Eğer bu noktadan maddi anlamda kurtulamazsak sahadaki başarıyı da artık sağlayamayacağız gibi gözüküyor. Şu an genç oyuncularla oynuyoruz. Bu genç oyuncuların çok büyük maliyetleri yok kulübe. Hani bunu döndürebiliriz ama maddi anlamdaki borçları ve transfer, özellikle transfer tahtasını geçmiş dönemdeki sporcu, yöneticileri geçelim. Sporcu, hoca, işte kulüp ödemelerini bir şekilde bu kulübün yapması gerekiyor. Bu şehrin yapması gerekiyor. O proje yıllardır konuşuluyor, uygulanır mı gerçekten bilmiyorum. Ama Özlüce değerli bir yer. Bunu Bursaspor'a devredilmesi konusunda ne gibi adımlar atılır? Hepimiz göreceğiz. Atılacak mı onu da bilmiyorum. Uygulanırsa onun üzerine konuşuruz. Yani şu an farazi konuşmuş oluyoruz. Çünkü Bursaspor'un elinde olan bir durum değil. Bildiğim kadarıyla stadyum da aynı şekilde. Öyle olunca Bursaspor'un hiçbir geliri kalmıyor. Mutlaka kalıcı gelirler ve kazanç getirici hem sahada hem de maddi tarafta projeler gerekiyor. Bunun için herkesin bence taşın altına elini atması gerekiyor.